Selamlar. İzmir'den TEDx Bursa sahnesine gelinceye kadar farkındalıklarla dolu 25 bin kilometrelik serüvenimin 18 dakikaya sığan bölümünü sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle bir baba, sonra nadir hastalıklardan biri olan kistik fibrozis hastalığının İzmir il temsilcisi, Türkiye temsilcisi, hatta dünya temsilcisi diyebilirsiniz bana. Evet dünya temsilcisi çünkü hala bu hastalık yüzünden yüz binlerce çocuk her gün hayata veda ediyor. Bizim hikayemiz bundan 18 yıl önceye dayalı. Evet, evladım Fatih'i kucağıma aldığımızda nadir hastalıklardan biri olan kistik fibrozisle tanışacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi. Evet, oğlumuz kistik fibrozis hastalığıyla dünyaya gelmişti. Peki neydi bu kistik fibrozis hastalığı? doğumdan itibaren gelen karaciğer, akciğer, pankreas ve tüm dış salgı bezlerinin tabiri caizse dışarıya deli gibi tuz ve kloru atması. Bu tuz ve klor bizim için hayati önem taşıyan akciğer, karaciğer, pankreas ve bütün dış salgı bezlerinin iflasına sebep oluyor. Ve tanısı konulmazsa erken yaşta çocuklarımız hayata veda ediyordu. Evet, oğlum kistik virüs hastalığıyla dünyaya gelmişti. 5 yıl Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yattık. Bir taraftan anne babanın travması, bir taraftan evladınızın o damar yolları bulunma aşamasındaki acısı, sıkıntıları 5 yıl. 5 yıl sonunda yine arayışlarımız devam ediyor. O hastane senin, bu hastane benim derken yine Dokuz Eylül Üniversitesi'nden çok değerli bir hocamız ismini almadan geçemeyeceğim. Profesör Doktor Nevin Uzuner aynen şu sözü söyledi. Gökhan Bey, ülkemizde nadir hastalıklı, genetik hastalıklarla ilgili yeteri kadar çalışma yapılmıyor. Çocuğunuz için yapmanız gereken sadece iki şey var. Birincisi steril bir ortam, ikincisi ise spor. Evet, evimiz masumlar apartmanı. Dolapları açtığınızda her tarafta dezenfektanlar, tuvalet kağıtları, peçeteler. Evet, eşim üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Kendisini minnetle buradan selamlıyorum. Sonrasında spor. Evet, oğlumuz için yapacağımız iki şeyden diğeri ise spordu. Evet, beş yılın sonunda oğlumu evimize yakın bir yerde bir jimnastik salonuna yazdırdım. Oğlumuz orada arkadaşlarıyla beraber akciğer fonksiyonlarını geliştirmeye çalışırken ben de artık sıkılmış, yan tarafta büyükler için açılmış spor salonunda ufak ufak spor yapıyorum. Sonra üç değerli arkadaşla tanıştım. Murat Çakar, Murat tanınmış, Bekir Çakaroğlu ve Zafer Mutlu. Onlar kendi markaları için Türkiye'nin farklı lokasyonlarında markalarını tanıtmak için koşarken, artık benim de bir markam vardı. Kistik Fibrozis. Derneğimizle tanışmıştım. Derneğimizin sloganı: Erken Tanı Hayat Uzatır. Erken Tanı ve Tedavi Merkezleri istiyoruz. Evet, tişörtümü bastırdım bir branda. Evet, Erken Tanı bizim için çok önemliydi. Ve yarışlarımız başlıyor. İlk yarışım Çanakkale Gelibor Maratonu. Profesyonel bir sporcu değilim. Normalde maraton iki buçuk saat, üç buçuk saat arasında biterken ben beş buçuk saatte maratonu bitirmiştim. Beş buçuk saat. İlk önce yarışın en ön safhasında yer alırken brandalarımı ve tişörtümü insanlara gösteriyor, sergiliyor. Farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Düşünün, İlk çıktığınız maratonda en öndesiniz ve beş buçuk saat sürüyor maratonum, en sonunda bitiriyorum. Başarısız olduğumu düşünmeyin. Bu beş buçuk saat boyunca yanımdan kaç sporcu geçerse kendimi onlara aktarmaya çalışıyor, kistik ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyordum. Endişelenmiş eşim, beş buçuk saat sonunda organizasyon yetkililerini ayağa kaldırmış. Eşim gelmedi, eşim gelmedi. Acaba yolda bir yerde düştü mü? Sonra ileriden ben geliyorum tişörtüm sloganım var ama yan taraflar kırmızı kırmızı kan izleri. Sanki Çanakkale Gelibolu maratonunda ben resmen savaşmıştım. Ama o esnada algılamıyorsunuz. Sonradan öğrendim. Koşucular göğüs bandı takarlarmış. Sürtünmeden dolayı tişörtüm kan olmuş. Onu da öğrendim. Bu benim için bir farkındalıktı. Evet. Dernek yetkililerimiz her zaman der ki, bakın sizler sosyal medyada dijital platformlarda boy gösterirseniz bizim elimiz daha güçlü olur. Kanun koyuculara gittiğimiz zaman bir kamuoyu oluştururuz. Evet, kamuoyu oluşturmaya başlamıştık. Gördüğünüz gibi bayrak bayrak gazetelerde, televizyonlarda kistik bir ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Biliyorsunuz bir mağaranın içerisinde bir örümceğin önündeki taşı alıp kaldırmak onun için bir iyilik yapmak o mağaranın duvarlarından çıkar, evrende dolaşır ve size bir iyilik olarak, bir güzellik olarak geri döner. Ben hep bu felsefeyle hayatta kaldım ve doğaya, evrene hep mesaj vermek istedim. Ama mesajımı bu şekilde büyük bir balonla görünsün istedim. Uçan bir balonla, evet uçan bir balonla evrene vermek istedim. Balonun üzerinde aynen şu sözler, kistik fibrozisti erken tanı, hayat uzatır, erken tanı ve tedavi merkezleri istiyoruzdu. Bu koşumda, evet uçağın bir balonla koşmak gerçekten zormuş 42 kilometre, bayağı zorlu bir koşudan sonra yüzlerce evladımızın dileklerinin yazdığı balonları uçurduk. Balonların üzerine tek şey neydi biliyor musunuz? Rahat bir nefes almak, yaşamak istiyorum. Evet, evrene güzel mesajlar veriyorduk ve backgroundları 2015 yılında bize geri dönmeye başlamıştı. Nadir hastalıklardan biri olan bu kistik fibrozis tanınmıyordu, bilinmiyordu. Ama 2015'te yapmış olduğumuz çalışmalar, derneğimizin içerisindeki yetkililerin, bakanlıklarımızı, sağlık yetkililerimizi sürekli kapısını aşındırmalarıyla artık bütün çocuklarımız kistik fibrozis olarak tanınır hale geldi. Topuk kanından alınan küçük bir örnekle bütün çocuklarımız artık tanınıyordu. Evet, çalışmalarımız yerine ulaşıyordu. Bir şeyler oluyordu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin ufak bir köyünde ikamet ediyorum. Evladımız, yan komşumuzun kümesindeki hayvanlara ilgi duymaya başladı. Ve bir baktık, tavuk üreticisi olduk. Çok özel tavuklar beslemeye başladık. İşte Brahma, Sussex, Değişik değişik köy tavukları, oğlum internete giriyor, sağda solda, e, nerede böyle değişik güzel e, tavuklar var, onlardan sipariş veriyor. Bir gün bizim kümese bir fare dadanmış. Bu tavuğumuzun ayağını kemirmiş ve ayak yok ortada. Düşünün, 10 yaşında ve oğlum bizden habersiz, bu tavuğun yarı olan bölümünü bir iğne iplikle alıp dikmiş. Düşünün, 10 yaşında bir çocuk, bunun farkında, her canlının yaşaması gerekliliğinin farkında ve ona dokunmuş. Evet, ona dokunmuş. Biz kistik fibrozis hastalarının akciğerle alakalı çok büyük sıkıntıları var. Bizim için organ bağışı çok önemli. Evet, ben de ne yapabilirim dedim. Gittim, sıra bir şey yapacağız ya yine. Kasaptan, karaciğer, akciğer, kalp. Şoklattım bunları. Avrasya Maratonu'na gidiyorum. Şeffaf bir çanta yaptım. Türkiye'de kaç tane akciğer hastamız var? Bekleniyorsunuz. İşte 2500 adet akciğer hastamız var. 1500 adet karaciğer hastamız var. 1000 adet kalp bekleyen hastamız var. Evet 42 kilometre bu organlarla koştum. Yine ses getirmiştik. Gazetelerde, televizyonlarda organlarla, organ bağışına destek vermek için koştu. Sloganlarıyla bu sefer boy göstermiştik medyada. Dijital platform bizim işimize yarıyor ve kamuoyu oluşturuyorduk. Artık bir değil, on değil, binler olmuştuk. Hani Confucius'un bir hikayesi var. Kavanoz, dar ağızlı bir kavanoz var ve içerisinde bir elma var. Bütün öğrencilerine söyler, bu elmayı kim çıkartırsa o elmayı onun hak edeceğinden bahseder. Öğrencileri tek tek dener, elmayı çıkartmaya çalışırlar ama kavanozun ağzı çok dar olduğu için elleri sıkışır ve bırakmak zorunda kalırlar. Biz de aynen o şekildeyiz. Elmayı tutuyoruz, tam çıkaracakken gücümüz yetmiyor ve bırakıyoruz. Bu gücü sizlere bizler kazandıracaksınız. Konfüçyüs geri adım atıyor, kavanozu alıyor, ters çeviriyor ve elma avucuna düşüyor. Biz de bu elmayı eminim, eminim sizlerle beraber bu çocuklarımıza yedireceğiz. Sonra kendi kendime dedim ki, ben dedim sınırlarımı aşmam gerekiyor. Ne yapayım? İzmir'den Samsun'a koşmadım. Çok güçlü sponsorlar buldum. Düşünün, bir Kemalpaşa, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin bir köyündesiniz. Gece yarılarına kadar sponsor aramakla meşgulüm. Hastalığımızın acaba nasıl en güzel şekilde tanıtımını yapabilir? Evet, sosyal platformlarda, dijital platformlarda boy göstermelerinize sebep olabilirdim. Evet, 100 sponsorla 10 günde İzmir'den Samsun'a kistik fibrozisi çocuklarımızın farkındalığı için pedal bastım muhteşem bir organizasyondu. 10 gün boyunca durmadan pedal bastık. Yol üzerinde nerede sağlık ocağı var? Aile hekimlerimizle bir araya geldik. Kendimizi aktarmaya çalıştık. Nerede üniversite öğrencilerimiz var? Özellikle tıp fakültesinde okuyan öğrencilerimizle bir araya geldik. Onlara durumumuzla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ama beni en fazla mutlu eden olaylardan birisi Manisa Salihli Öğretmen Evi'nde gerçekleşti. Salih, Salihli Öğretmen Evi'nde kahvaltımızı yaparken yan masada iki özel öğretmenimizle karşılaştık. Bizden ne yapmamızı, ne yapmamız konusunda bilgi istemişti. Evet, anlattık ve aynen şöyle dedi. Dediler, 300 öğrencimiz var. Size söz veriyoruz. Dönem edebi olarak çocuklarımıza kistik fibrozis hastalığını vereceğiz. Evet, yarının anneleri, öğretmenleri, doktorları, sağlık memurları daha 16 yaşında, 15 yaşındayken kistik fibrozisle ilgili farkındalık içerisine girmişler. O konu hakkında araştırma yapıp artık deneyim kazanmışlardı. Muhteşem, muhteşem, muhteşem geri dönüşler alıyorduk. Bizim için çok özeldi. Evet. Ardından evrene dedik ki Yanımız çok acıyor. O kadar çok acıyor ki Evlatlarımızı günden güne kaybediyoruz. Ben evreni bunu nasıl söyleyebilirim diye düşündüm ve bir tabut yaptırttım. Ölçüleri tamdı. Tam bir tabut. Çocuğun yatabileceği ölçüde bir tabut. İçinizi acıttı mı? Bir 42 kilometrelik maratonda omzunuzda bir tabutla koşuyorsunuz. Tabut. Ölüm. Biz çocuklarımızın ölmesini istemiyorduk ama evrene bu mesajı vermemiz gerekiyordu. Algılanmak, fark edilmek istiyorduk. Evet. Evren bizim sesimizi duymuştu. Türkiye'den çok uzak noktalarda, evet, Türkiye'den çok uzak noktalarda bir yerde birileri bir çalışma yapmış ve hastalığımızın tedavisi bulunmuştu. Ama Türkiye Türkiye maalesef nadir hastalıklarla ilgili yeteri kadar çalışma yapmıyordu. Bizim çocuklarımız hala ölmeye devam ediyordu ama orada birileri bir çalışma yapıyordu ve ilacımız çıkmıştı. Yıllık 300 bin dolar. Evet, çocuğumuzu yaşatmak için 300 bin dolara ihtiyacımız vardı. Güçlü bir devlettik ama farkında değildi varlığımızı devletimiz. Şu anda sizlerle beraber devletimizin bizim farkında. Davalarımızı açtık, İlaçlarımızda şu anda 200 hasta olarak kavuşuyoruz, ama Türkiye'de 20 bin hastamız var. Amacımız bu 20 bin hastaya da hiç davalar açılmadan ilaçlarını kavuşturabilmek. Evet, artık yaşayabiliyoruz ama bu bize yetmez. 20 bin hastamıza dokunmamız gerekiyor. Benim aslında bugün sizlere aktarmak istediğim olayların farkında olmanız. Evet. Farkındalık bir ateş gibidir. Bir şeyi fark ettiğiniz zaman başka şeyleri de fark etmeye başlıyorsunuz. Kadını, çocuğu, hayvanı daha duyarlı oluyorsunuz ve fark ettiğiniz şeylere dokunmak istiyorsunuz. Dokunduğunuz anda gördüğünüz karşılık evet o sizi mutlu ediyor. Bir söz var. Normal olduğunuzu düşünüp mutlu olabiliyorsanız muhteşem olabileceğinizi düşünüp üzülün. Aslında doğamızda bizim muhteşemlik yatıyor normallik yatmıyor lütfen hepiniz anormal olun sağlıklı olun mutlu olun teşekkür ediyorum